Bu stüdyosunda kimlerle birlikteyiz? Hukukçu Ertuğrul Akar, TİMAK Genel Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Doktor Kazım Dalkıran, emekli general, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki, efendim gündemde terörle ilgili konuları konuşacağız. Terörle ilgili konuları konuşurken, yıllardır birilerinin arka bahçesinde teröristler nasıl yetiştiriliyormuş, hatta grup toplantılarında fülerli teröristlerden tutun, arka bahçelerinde molotof kokteyllerine kadar hazırladıkları siyasal partileri de biliyoruz. İşte tam da bugün onlardan biri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Akit Medya Grubu'nu hedef göstererek alçakça ifadelerini kullandı. Namerdim demesi veya kalkıp iktidara gelirse hesabını sormazsa namerdim demesi gibi ifadelere yer verdi. Bizim çok güzel bir reklamımız var. Ben ona değineyim. Akit Medya Grubu'nun, Akit Gazetesi'nin bir reklamı var. Hani gazeteler ikiye ayrılır. Birileri işte molotof şişelerine eylemlerde kullanılmak üzere sarılır ve insanların malına canına kasteden eylemlerde kullanılan o molotof şişelerini biliyorsunuz. Ama bir gazete var ki okunur. Akit Medya Grubu hiçbir zaman finansal olarak kimseye bağlı olmadığı gibi Türkiye'nin geleceğine, bekasına hizmet eden ve aidiyet duygusu içerisinde olan bir yayın kuruluşudur. Bunun altını çizmekte fayda var. Ancak en önemli hususlardan biri, bekleyin Kasım'ı diyen kendisi, namerdim diyen kendisi, alçakça alçaklar diyen kendisi, bence şöyle bir cevap vermekte fayda var. Nedir o cevap? YPG'yi kınamayanlar alçaktır. PKK'yı kınamayan alçaktır. Ve buna benzer bileşen örgütleri kınamayanlar alçaktır. Bizim kimseye bir sözümüz yok. Akit Medya Grubu'nu hedefe koyan kişiler bence alçaktır. Bundan bu ifadelere ben yer vermiş olayım ki Kazım Dalkıran Paşa, ne diyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dil ama aynı zamanda bu dil o kadar keskin bir dil ki yıllarca terör ve terör uzantılarını her türlü kucak açan, her türlü arka bahçelerinde bunları gizleyen, büyüten, belli bir noktaya getirip Türkiye'de eylem hazırlıklarında, hatta intihar eylemcisi olabilecek kadar zemin hazırlayan, meclise sokan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz ki Akit Medya Grubu'ndan son derece rahatsız olmuş. Akit Medya Grubu'nun kullandığı neydi? Bekleyin Kasım'ı göreceksiniz deyip arkasından da bizim medyadan arkadaşlarımız şöyle bir bilgi paylaşıyor. Kasım dediğiniz bu muydu? Bu bombalı eylem miydi? Bunun üzerinden de Akit'e ağır ve rencide edici sözlerden hakaret eden bir siyasi partinin genel başkanı Ertuğrul Bey, ağzına sağlık. Tabii isim vermeden. Ben isim vermedim. Tabii isim vermedi. Gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla veya kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mecrasından bambaşka bir bakış açısıyla kendi düşüncelerini paylaştı. Ne diyorsunuz bu konuda? Tabii ben siyasetin dışında bir kişiyim. Normalde de siyaset yapmamak gerektiğini düşünürüm böyle zamanlarda. Çünkü milletin hassas olduğu bir zamandayız. Ve bu ortaya çıkan durumu belki önemli bir sözle ifade edebiliriz. İmam Şafii'ye sormuşlar, fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız diye. O da şöyle cevap vermiş: düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürecektir şeklinde. Şimdi burada tabii bizim milletimizin değerleri var. Bu milletimizin değerlerini eğer koruyorsanız, yüceltiyorsanız, birileri de sizi hedef alıyorsa, o zaman sizin sahip olduğunuz değerlerin doğru olmadığı ortaya çıkar. Milletimiz bunu çok iyi ölçüyordur, çok iyi değerlendiriyordur. Özellikle işte canlarımızı kaybettiğimiz bir zamanda istikamet değiştirmek üzere kendisinin sıkıştığı bir ortam olabilir. Yani biz kişileri değerlendirmek anlamında değil, bu tür zamanlarda farklı yöne yönlendirmek için bir büyük saldırı, yani terör örgütüne yaptığı saldırı bir taraftan canlara saldırı, ama
başka biri de değerlere saldırıyorsa o zaman bunu ayrıca değerlendirmek lazım. Burada insanlarımız şunu biliyorlar. Bir televizyon kanalı özellikle hassasiyetlere, kendi değerlerine çok bağlı, çok saygılı. Geçtiğimiz günlerde yine bir işte onların yönlendirmesiyle buraya bazı kişilerin TV'nin önüne gelmek gibi bir takım şeyleri olmuştu. Ben onu da medyadan takip ettiğim zamanlarda. O zaman şunu anlıyoruz biz. Bizim özellikle halkımız biraz önce söylediğimiz sözdeki gibi. Tabii burada ben bir sözü söylediğimde kim olduğu kişi olarak bahsetmiyoruz. Yani bir değerleri doğru olan bir kuruma saldırılıyorsa o zaman bir yerlerde bir yanlış var, bir taraflarda yanlış var. Özellikle son bu geldiğini ifade ettiğiniz haberlere de bakınca aslında bölgede Türkiye değerler üzerinden işleri yürütmeye başlamıştı. Ve öyle devam ediyordu zaten. Dolayısıyla da Suriye'de de bir huzur ortamının doğmasına doğru gidildiği görülüyordu. Yani Amerika işte orada bir şey yapamayacağını anladı. Son zamanlarda işte ben bunu ısrarla ifade ediyorum. Lafarge diye bir firma orada doğrudan terör örgütüne geçmişte DAEŞ'e verdiği işte destek gibi bir iddia ve PKK terör örgütüne doğrudan oradaki insanların zarar görmesi adına destek veriyorlar. Bu tür destek verenlerin mutlaka kendi milletleri önünde. Yani ben bunu ısrarla söylüyorum. Kendi milletleri önünde. Neden kendi milletleri önünde? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz bir yapı, sonuçta onun bir yöneticileri var. Onun hangi şekilde olursa olsun o insanların vergilerini kullanıyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede 8 trilyon dolarlık bir harcama yaptığını, terör için aktığını, Trump'ın ifade ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun içerisinde belki işte söylenmedi, ismi söylenmedi ama PKK'nın yanında diğer FETÖ örgütü de var herhalde ki bir sürü bunlardan kaynaklı olarak esas olarak kaybeden bizim milletimiz. Bakın bizim milletimizin kaynakları hem terörle mücadele için, PKK'yla mücadele için hem bu FETÖ örgütünün insanların değerlerini çaldığı için, insanların eğitim için vesaire için yetiştirilen bir sürü insanların çocuklarını çaldığı için, bunlar ben şimdi çocuklarını çaldığı için özellikle söylüyorum. Aileler nasıl ki PKK'dan HDP üzerinden çocuklarını istiyorlarsa, Amerika'nın oyuncağı olduğu anlaşılan, yabancıların oyuncağı olduğu anlaşılan bütün kurum diğer olaylarla ilgili de, örgütlerle ilgili de vatandaşların ayağa kalkması gerekiyor. Burada biraz önce söylendi. Bir parti lideri bu tür durum açığa çıktıktan sonra, yani bunların artık devlete, millete zarar verdiği açığa çıktıktan sonra onların yanında duruyorsa, işte milletin kaynaklarının yok olmasına sebep olanlar bunlardır. Bunların kapılarının önüne gidilecek ve siz bizim milletimizin çocuklarının yok olmasına sebep oluyorsunuz. Çeşitli vesilelerle bir yerlerde onlara ümit verdiğiniz zaman o insanlar daha çok bilinip daha çok insanın canına kastediyorlar. Tabii ki İstiklal Caddesi ben de o bölgeye yakın gittiğim zamanlardaydı. Daha sonrasında geçtiğim zamanlarda ama baktığımız zaman insanların artık sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Türkiye'yi ümit olarak gördüğünü görüyoruz. Bütün konuşmalarda, bütün toplantılarda ben diğer kanallarda vesaire de görüyorum bulunduğumuz zamanlarda. Artık Türkiye üretimi konuşuyor. Türkiye artık sadece Türkiye için değil bütün dünya için üretimi, huzuru, barışı konuşuyor ve katkı sağladı. Bugün işte Sayın Cumhurbaşkanımız Endonezya'da bulunduğu zamanlarda da oralardaki yapılan faaliyetleri görüyoruz. Katkı sağlamaya çalışılan hususları. Özellikle ben İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da artık bu konuda çok önemli bir pozisyona geldiğini biliyorum. Katkı sağlayacak şekilde. O zaman biz bugünkü liderlere biraz önce söylendiği gibi siz eğer terörle ilgili mücadelede devletin yanında değilseniz, uluslararası ortamlarda devletin yanında değilseniz siz o zaman doğru yerde değilsiniz.
bunu ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum.